Cinayet aleti bıçak ve ipleri çiftlik kahyasının yatağının altına sakladı. Ben yapmadım. Katiller dışarıda. Katiller dışarıda. Nihal Işık cezaevine götürülürken işte böyle bağırıyordu. Acaba bu bir şifre miydi? Çiftlikteki bu korkunç cinayetin ortağı, yani dışarıdaki katil kimdi? Ama ne sizinle ilgili bir maddi delil bulunabilindi, ne de dışarıdaki katil ya da katiller. Evet, üzerinden neredeyse 3 yıl geçti. Bu da böyle bir faili meçhul cinayet olarak, hala davası sürüyor ama faili meçhul bir cinayet olarak kaldı. Evet. Nihal Hanım, önce şu andaki durumunuzu anlatır mısınız? Siz şu anda nerede yaşıyorsunuz? Kiminle yaşıyorsunuz? Ya yani kendinize bir ev kurabildiniz mi? Hani şey olarak söyleyeyim, bir ev kurabildiniz mi? Bir hayat, bir düzen kurabildiniz mi? Müge Hanım, ben biliyorsunuz 20 ay cezaevinde kaldım. 20 ay cezaevinde kaldıktan sonra bir yıldır dışarıdayım. 3 gün bir abimde, 5 gün bir kardeşimde, 10 gün teyzemde, 3 gün arkadaşlarımda böyle ortada geziyorum. Bir ev kuramadınız, bir düzen kuramadım. Kuramadınız. Ev kurabilmem için imkanım yok. Hiçbir maddi imkanınız yok mu? Hayır, hiçbir maddi imkanım yok. İş arıyorum, iş vermiyorlar. Son birkaç haftadır kendime bir ev kurmak istedim. Bana ev de vermiyorlar. İş de vermiyorlar. Çünkü sonuçta cezaevinde. Eğer cezaevinde değil ama eğer bu olay tam olarak sonuçlanamazsa, ne olursa olsun siz dışarıda da olsanız insanlar bana suçlu gözüyle bakıyorlar. Evet, çünkü gerçek kişiler, gerçek evet. Suçlular yakalanmadı. Evet. Peki Nihal Hanım, olayın en başına dönelim mi? Biz bu konuyu değil mi sevgili seyirciler neredeyse artık hani adım adım biliyoruz. Katilin kim olduğunu bilmiyoruz ama adım adım biliyoruz o gün neler yaşandığını. Ama sizin ağzınızdan dinlemedik. Şimdi bana bugün Şevki Hoca da aramızda. Şevki Hocamız gitti ve oradan bize canlı yayın yaptı. Yani olay yerini gitti, canlı yayında gösterdi. Siz de izlediniz. Evet. Biz herhalde dakikalarca çekimler yaptık ve yayınladık. İki tane dikkat çeken konu vardı. Birincisi bu cinayetler işlenirken siz evdesiniz ve duymuyorsunuz. O günle ilgili çelişkili ifadeleriniz ve daha sonra da jandarmaya verdiğiniz çelişkili ifadeler. Bugün geldiğimiz noktada işte 20 ay 22 ay cezaevinde yattınız. Sizin hatalarınız neydi? Sizi cezaevinde yatırmaya neden olan, yani neden o çelişkili ifadeleri verdiniz? Neden insanların kafasını karıştırdınız? Neden dikkatler sizin üzerinize çevrildi? Müge Hanım, eşiniz yok. Oğlunuz yok ortada ve 5 gün sonra onlar çiftlikte ölü olarak bulunuyorlar ve bütün suçlamalar. Eşimle oğlum kaybolduktan bir gün sonra evin içinde ailenin tamamı bana sen artık bu ailenin hiçbir şeyi olmuyorsun. Pılını pırtını topla, eşyalarını al ve defol git bu evden. Ama neden daha öldürdüğü belli değil ki? Ve neye dayanaraktan? Evet, öldürüldüğü belli değil. Kaybolmuşlar bir gün sonra. Eşimin kızı bana ve ablası, kızı, halasının kızları, sen kim oluyorsun ki bu evde hala oturuyorsun? Bana bu şekilde konuştular. Öldürüldüğü belli değil. Henüz ortada yoklar. Ben bilmiyorum neden bana bu şekilde konuşuyorlar. Ya o zaman mutlaka bir şeyler biliyor bunlar. O günü bize bir anlatır mısınız? Ne yaşadınız kayboldukları gün? Yani kayboldukları... Şimdi aslında 3 tane çocuk var değil mi? Necibe'nin 3 tane çocuğu var. Evet. Bir tanesi Aydın Doğan. Evet. Diğeri Ergül. Evet. Diğeri pardon 4 tane. 4 tane. Diğeri Eşref. Eşref Doğan. Biri de rahmetli Agah. Olan. Şimdi siz en baştan beri Eşref Bey'den şüphelendiniz. Yani bunu da burada dile getirdiniz. Hala da şüpheleniyorum. Hala da şüpheleniyorsunuz. Hala da ama buna neden olarak da miras davasını gösteriyorsunuz. Evet, miras davasını gösteriyorum. Hala da şüphem, kocamın ve çocuğumun katilleri eşimin ailesinin tarafından. Neden? Yani sonuçta ölüm hak miras helal. Öldükten sonra herkese eşit olarak dağıtılmayacak mıydı bu miras? Neden? Çünkü birçok kez eşim ailesiyle miras yüzünden kavga ettiler. Tartışma çıktı. Eşim oğluyla, kardeşiyle, kardeş çocuklarıyla. Ben bunları açıkça anlatmak istiyorum. Burada konuşulmadı. Kavgalar konuşulmadı, tartışmalar konuşulmadı.
Ben artık bunların hepsini anlatmak istiyorum. Susmak istemiyorum. Ben buraya çocuğumun, kocamın katilinin bulunmasını istiyorum. Onun için geldim Müge Hanım. İnşallah. Onun için geldim. Vallahi biz de çok istiyoruz ya. Yeminle evet. Yani. Hani artık biz de çok istiyoruz. Hani içimiz tükendi bizim bu konuyla. Yalan mı? Biz de çok merak ediyoruz evet. Yani. Evet. Anlatın o zaman Nihal Hanım. İsterseniz o günden başlayın. Çocukla eşinizin kaybolduğu günden başlayın. Yani o gün her zaman zaten normal bir gün gibiydi. Eşim sabah her zaman saat 4'te işe giderdi. 4'te gider ve sabah 9'da gelirdi. Yine aynı 4'te gitti ve 9'da geldi eve. Kahvaltısını yaptı, bir saat kadar dinlendi. Daha sonra tarlaya gübre atmaya gitti. Saat 3 gibi, 2 gibi bana eğitimler geldi misafir. Eşim de saat 3 gibi geldi. Oğlum da o gün kursa gidiyordu, kurstan geldi. Ve ben misafirlerin servisini yaptıktan sonra eşim yemek istedi. Aşağıya işte işçiye indirdim oğluma ve eşime yemek indirdim. Daha sonra eşim, oğlum, işçi ahıra gittiler. Her zamanki gibi hiçbir değişiklik yoktu. Hayatınızda o gün her Hayır, zamanki gibiydi. Her zamanki gibiydi. Hiçbir değişiklik yoktu. Ahıra gittiler. Ve akşamüstü ben aşağıya indim. Misafirler gittikten sonra eşimin yanına. Eşimle sohbet ederken telefon çaldı. Aydın Doğan'dan telefon geldi. Askerdeki oğlundan. Askerdeki oğlundan. Ve eşim konuştu. Tabii ben duyuyorum sesi. Nihal ablan da burada dedi. Ve bana uzattı telefonu. Ve ben de konuştum. Daha sonra ben yukarıya çıktım. Evime çıktım. Eşim ahıra gitti. En son gördüğüm eşimi ve oğlumu telefon görüşmesinden sonraydı. Daha sonra akşam saat 8 gibi eve gelmesi gerekirken ben hiç uyumazdım. Ama o gece uykusuzdum, misafirim gelecek diye misafirlerime hazırlık yapıyordum. Akşamüstü eve çıktım ve uyumuşum. Uyandığımda saatin 21 olduğunu fark ettim ve aşağıya indim. Oğluma seslendim, eşime seslendim. Etrafta hiç ses yok. Köpek sesi dahi yok. O kadar çok köpek olmasına rağmen şıt ses yok. İndim aşağıya, oğluma seslendim. Oğlumla eşim alt katta iş kıyafetlerini çıkarırlar, duşlarını alıp yukarıya öyle çıkarlardı. Seslendim, ses yok. Kapıyı açtım, içeriye girdim. Banyonun ışığı yanıyordu. Agah diye seslendim ama uzun boylu birisinin olduğunu fark ettim. Ve ben içeriye girmedim banyoya. Murat sen misin dedim, evet benim. Dışarıya çıkar mısın kapının önüne? Ben kapının önüne çıktım. Çıktığımda bir araba geldi. Araba veterinerin arabasıydı. Bana eşimin saat 8'de onu aradığını, 8'e 20 geçe geldiğini ve beni evde bulamadığını, işçiye sorduğunu, daha sonra da 9'da ilaçları bana verdi ve ben ilaçları merdivene bıraktım. İşçiye sordum eşimi. Tabii o arada telefon ediyorum eşime sürekli. Nihal Hanım, şimdi burada birkaç tane ayrıntı var. Şimdi siz diyorsunuz ki ben hiç uyumazdım o gece. Evet. O gece uyudum. Evet. Ama daha sonra sizin bir erkek arkadaşınızın ifadesi var. Şimdi ben artık dosyayı satır satır bildiğim için. Evet. Şimdi siz başta böyle söylüyorsunuz. Hatta ilk verdiğiniz ifadede diyorsunuz ki ben o gün oğlumun sünnet CD'sini izledim. Sünnet CD'sini izlerken de uyuyakaldım. Evet. Ama sonra sizin sünnet CD'sini izlemediğiniz ortaya çıkıyor. Hatta uyumadığınız da ortaya çıkıyor uyudum dediğim saatlerde. Çünkü uzun bir telefon görüşmesi yapıyorsunuz. Sonra uzun o telefon görüşmesini yaptığınız kişi de verdiği ifadede diyor ki Nihal bana dedi ki kocam geliyor bir tıkırtı var kapatmak zorundayım dedi. Kapattı diye bir ifade vermiş. Müge Hanım o öyle değil. Şimdi ben yeni koltuğun üzerine uzandım ve dalmak üzereyken telefon sesini duydum. Ve kalktım oturma odasından direkt salona geçtim. Telefon görüşmesini yaptım. Ve görüşmede evet kapı sesi duydum. Telefonu kapatmam lazım dedim. Ve direkt koşarak odaya gittim. Tekrar... Peki o kapı sesi kimin gelişiymiş? Yani hiç kimse gelmedi.
Gelmedi. Hayır. Ben ardiye kapısının kapandığını düşünüyorum. Siz eşiniz mi geldi diye düşünüyordunuz? Hayır, ben ardiye kapısının kapandığını ve en son gelirken eve ardiye kapısını kapatıp öyle çıkıyorlardı yukarıya. Tamam, yani siz ama eşiniz de çocuğunuz eve geliyor diye düşündünüz. Evet, ben eşimle çocuğum eve geliyor diye düşündüm. Tamam, telefonu kapattınız. Evet, telefonu onun kapattım. Onun arkasından mı uykuya daldınız? Evet, onun arkasından direkt odaya giderek tekrar yatağıma girdim ve uykuya daldım. Uyandığımda saat 21'i gösteriyordu. 21'i gösteriyordu ve tabii çok enteresan bir şey var. O gün Galatasaray maçı var. Rahmetli oğlunuz hasta bir Galatasaraylı. Evet. Ve o maçı normalde izlemesi lazım. Ben hep şunu düşündüm. Bu Necmi Bey'i öldüren kişi ya da kişilerin ben hiçbir zaman Agah'ı öldürmek niyetiyle davranmadığını düşünüyorum. Agah o gün maçta olmalıydı. Evet. Yani bu aileyi tanıyan biri tarafından işlenen bir cinayet. Agah o sıralarda maçta olmalıydı. Agah Galatasaray maçını kahvede izlerken babası öldürülecekti. Fakat Agah o gün her nedense maça gitmedi. Ve bu çocuk gerçekten pisi pisine öldürüldü. Ben öyle düşünüyorum. Yani gayet planlı bir şey aslında. Çünkü babaya 27 bıçak darbesi vurulmuş. Ondan bir intikam, bir hırsla öyle davranılmış. Çocuk sadece görgü şahidi olduğu için öldürülmüş yüksek ihtimalle. Ama Nihal Hanım, buraya kadar aslında her çocuğu, kocası öldürülmüş kadın gibi anlatıyorsunuz. Ama sonrası enteresan. Sonra aradan birkaç gün geçiyor. Siz jandarmaya gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki benim kocamı şu kişiyle şu kişi aldı, arabaya bindirdi, kaçırdı, götürdü. Anlatıyorsunuz. Rengini, arabanın rengini anlatıyorsunuz. Nasıl götürüldüklerini anlatıyorsunuz. Nereye bırakıldıklarını anlatıyorsunuz. Aslında her şey bundan sonra başlıyor. Yani sizin bunca ay cezaevinde kalmanız aslında bu ifadeyle başlıyor. Evet. Buna Ergül Hanım demişti ki yani biz evde oturuyorduk durup dururken ben jandarmaya gideceğim dedi Nihal Hanım. Kalktı gitti bu ifadeyi verdi. Daha sonra da siz bu ifadenizi de yine geri çekiyorsunuz. İşte asıl değil mi bugün hani ev tutamıyorum iş bulamıyorum falan demeniz her şey bu ifadeyle alakalı. Neden siz bu ifadeyi verdiniz? Bir ara verelim. Aslında ne yaşandığını da bir hatırlayalım. Siz de görün hatta not alın hepsine tek tek cevap verelim olur mu Nihal Hanım? Katil bizdense eğer birisi varsa Nihal bu işin içinde. Ama bunlar gerçek Nihal, babam seni dövüyordu. Sizleri işaret ederek katiller bu stüdyoda diyerek ben de buraya katılacağım dedi. 18 Nisan'da evimde çiftliğimde ölü olarak bulunmuştur oğlum ve eşim. Ben onların katil veya katillerini arıyorum. 20 ay ben içeride kaldım. Artık beklemek istemiyorum. Benim şüphelendiğim kişiler eşimin ailesidir. Annelerin gözyaşı dinsin istiyorum artık. Dinsin istiyorum. Katil veya katilleri ihbar edenlere servetimin tamamını veriyorum. Artık susmayacağım, konuşacağım. Dur boşalt. Temizleyin çok rahat. Temizleyin pratik harika Bora. Vodafone'un numara taşımada en çok tercih edilen operatör olmasının önemli bir sebebi var. Kayıtsız şartsız müşteri memnuniyeti yaratmak için durmadan çalışması. Vodafone tüketici hakları bildirgesini sunar. Madde 8. Kolaylık hakkı. Hizmete kolayca ulaşmak herkesin hakkıdır. Vodafone, çağrı merkezindeki sesli imza hizmetiyle sizi hemen sesinizden tanır, gereksiz zaman kaybetmenizi önler. Vodafone, herkesin hakkı. Burası Mersin. Buraya 30 yıldır hiç kar yağmadı. 15 Mart sabahı Mersin halkı Eti'nin bu sürpriziyle uyandı. Eti ile 50 yıldır mutluluk iki parmağınızın arasında. Padişah'ta 3.68 metrekarelik Şagi koleksiyonu salon halıları 99 lira, 3.68 metrekarelik Çisem koleksiyonu salon halıları 123 lira. Evlerin sultanlarına padişah alın.
Hastaneler, eczaneler, çiçekçiler, hastaneler, tatlıcılar, börekçiler, kuyumcular, kömürcüler. Bu mudur?